En düşük emekli maaşı artıyor. Karar çıktı. Enflasyon artı seyyanen zam geliyor. Emekliler için beklenen zam haberi AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda gündeme alındı. Toplantıda en düşük emekli maaşının artırılması ve seyyanen zam verilmesi gerektiği vurgulandı. Emeklilerin yeni maaşları seyyanen zamlı mı olacak? 2024'ün bitmesine sayılı günler kala milyonlarca çalışan ve emekli 2025 yılı maaş zamı beklentisi içine girdi. Yeni yıl ile birlikte herkes alacakları yeni zamlı maaşlarını merak ederken özellikle emekliler, aylıkların düşüklüğü ve hayat pahalılığından şikayet ediyor. Çarşıda, pazarda, manavda en ucuz ürünü almak için saatlerce dolaştıklarını anlatan emekliler maaşlarına ciddi anlamda zam bekliyor. Seyyanen zam var mı? En düşük emekli maaşının 12500 Türk Lirası olduğunun altı çizilirken, e emekliye ne kadar zam verilecek? Seyyanen zam var mı? En düşük emekli maaşı kaç Türk Lirası olacak? İl sorularına yanıt aranıyor. Alım gücünün günden güne erimesinden şikayet eden emekliler için beklenen haber ise Ankara'dan geldi. Emekliye seyyanen zam talebi AK Parti'nin gündemine geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan istişare toplantısında milletvekillerinden, emeklilerin durumuna ilişkin talepler geldiği öğrenildi. Emekliye seyyanen zam şart Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, emekli maaşların vatandaşı mağdur etmeyecek ve enflasyonun altında kalmayacak şekilde artırılması gerektiği, enflasyon oranına ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu belirtildi söz konusu emekli seyyanen zam konusunda uzlaşıya varıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iyi mutlaka bir çalışma yapılacaktır. Öte yandan en düşük emekli maaşlarına bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da soruldu. NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yılmaz, ''Ey bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır.'' burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır Edi'ye konuştu. Asgari ücret zammı 10 Aralık'ta başlayacak asgari ücret pazarlığı öncesinde konuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şunları söyledi. Asgari ücret, sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. Üçlü bir mekanizma var. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Asgari ücret adı üstünde asgari'dir. Yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten %100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık %50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz.